Anne. Lanetini aldı git. İlacını. Konuştun mu sen? Hem doktor arayın. İlacını. Babaanne. Babaanne. Bana amca da ara. Alo. Ana. Doktor bey, anam bayıldı. Gelebilir misiniz? Ana. Tamam. Ana. Tamam, yok bir şey. Korkma. Kim var orada dedim sana? Manita var içeride ha. Diyemedim sana. Ulan geceleri torbaya mı girdi ha? Dükkanı orada bırak gel, eve kara at. Oldu mu lan şimdi ha? Ha? Ne? Tamam hemen geleyim ben. Babaannenin için hiçbir şey yapamam, tamam mı? Burada dur. Babaanne açsana gözünü. Hadi. Ana. Ana. Aç gözünü. Kurban olayım aç. Alacağım buydu. İki günden beri hazır olsun. Ana açın ağzını aç. Ana aç ağzını aç. 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 O da. Benim dizim çok kötü. Maya gel hadi. Kalabalığa karışırsak göremez bizi. Yakalanırsak biteriz. Sen kaç abla lütfen. Ya gel hadi. Abla bakayım. Ana! Kurban olayım ana, aç gözlerini. O ne? Ne yapıyorsun? Buz koyuyorum. Beyin kanamasını önler. Kalbi atmıyor. Ana! Anne! Kurban olayım ana, aç gözlerini. Ana! Babaanne açsana gözünü, hadi. Ana! Aç gözünü, kurban olayım aç. Yok, nabza atıyor, iyi. Özlem, siz bacaklarını, kollarını yukarı, kalbe doğru olun. Evet, öyle. Babaanne. Hadi sen de yardım et, ağzını açalım bana.
Aç, aç. Baran yardım etsin, yağ çevireceğiz. Niye? Öyle olması gerekiyordu ondan, hadi. Öleceğimi sandım. Bir ara gerçekten nefesim kesildi. Tamam gülüm, gitti. Al şundan bir yudum iç. Bir daha asla gelmem buraya. Tamam, gelme. Recep, ben dayanamıyorum artık böyle kaçak göçek. Meleğim, ne yapayım ben? He? Ne edeyim ben? Geleyim isteyeyim seni abinden diyorum. Yok diyorsun, bekle diyorsun, sonra diyorsun. Ne yapayım ben? Gidiyorum ben. Anam da deli olmuştur kesin. Kızlar da gelmiştir. Of Allah'ım ya. Az daha beklesen. Niye? Gitmemiş midir abim? Fabrikadan aradılar demedin mi? Yani ne bileyim, öyle gibi geldi bana. Yok yok, gideyim ben bir an evvel. Peki. Dur bir sarılayım sana gitmeden. Sarılma Recep. Çok kızgınım sana. Bak burada buluşalım diye tutturdun, başımıza neler geldi. Sakın korkma, bak doktor da geldi. İyileşecek değil mi? İyileşecek güzel oğlum, iyileşecek. Neyse serumu yedi ya, kendine gelir birazdan. Ana! Ana! Anam nerede? Nasıl? İyi, içeride. Başına doktor var. Doktor bey, anam nasıl? Şu an iyi. Yüksek tansiyon. Allah'tan Ebru Hanım gereken şeyleri ben gelmeden önce yapmış da... Aksi takdirde çok kötü şeyler olabilirdi. Doktor bey, ayağa kalkabilecekler mi? Serum bitince evet. Yalnız stresten ve üzüntüden uzak durması lazım. Sağ ol doktor, ayağına sağlık. Geçmiş olsun. Sağ olasın, Allah razı olsun. Babaanneni sonra görürüz. Biraz yalnız kalsın, tamam mı? Ana nasılsın? İyiyim çok şükür. Açtım gözümü. Çok korkuttun bizi babaanne. Oy babaannesinin canı. Korkma. Daha yiyecek ekmeğimiz, içecek suyumuz varmış. Sana bir şey oldu diye aklım oynadı ana. Nasıl geldiğimi bilemedim. Kadir kıymet bilmen için böyle mi olması lazımdı Kendal? O nasıl söz ana? Sen benim başımın dağcısın. Babamdan önde geldin hep. Bilmez gibi konuşma. O zaman beni artık üzme. Tamam ana, tamam. Rüzgar nerede? Gittiler mi? Daha buradalar. Bana kuzumu getirin. Bir süt göreyim. Ya ne edeceksin şimdi o veledi? Hele bir düzel bir ayağa kalk. Baran, nereye oğlum? Dolaşacağım biraz. Aa, ne derlendi ki bu gene? Aygül bak şimdi söyleyeceklerimi iyi belli. Kızlara baktım yoktular. Ha adayla Maya'yı işte. Sonra sana uğradım. Sen fal bakacağım diye oturttun beni. Ya boş ver şimdi nedenini. Anam falan ararsa böyle söyle, tamam mı? Dur oğlum, dur bir dakika. Anam çocuğu isteyeyim. Melek nerede? Ebru yengenin kızlarına bakmaya çıkmıştı. Daha bu saatte oldu, ortada yok. Ona mı düşmüş bakmak? Anası ne güne durayım? Cılk tere battım zaten telaştan.
tanesinin bir tanesi. Oh güzel oğlum benim. Rüzgar. Hadi. Geçmiş olsun babaanne. Rüzgar. Sen konuştun mu oğlum? Ha? Bir kere daha deyiver bakayım. Geçmiş olsun babaanne. Ay kurban olurum ben sana. Çok şükür ya Rabbim. Ay benim oğlum ne de güzel konuşurmuş. O babaanne diyen dillerini yerim ben senin Rüzgar. Yeme babaannesi. Zaten sen düşüp bayılıp öyle konuştu bu oğlan. Öyle mi? Evet. O zaman ben sevineyim hasta olduğuma. Vallahi olan bize oldu. Yüreğimiz ağzımıza geldi değil mi Nare? Korktuk tabii. Rüzgar'cığım hadi çıkalım biz. Ben artık hiç hasta olmam. Olma. Hadi gel gidelim de babaanne dinlensin. Ebru kalacaksınız değil mi? Bir ayaklanın da konuşuruz. Allah'ım şükürler olsun sen bana bu günleri de gösterdin ya. Oh. Ana görüyorsun değil mi ettiğini? Elleme. Yaraları açıldı onun. Kabuk bağlayana kadar olur böyle şeyler. Aman onun yaralarını kabuk bağlayacağı falan yok. Hep bir tafra, hep bir tavır. Özlem, sen de ortalığı karıştırmak için fırsat kollayın. Aşk olsun ana. Yani Ebru yengeni senin için yaptıklarından sonra Narin böyle yapınca bir içim almadı ondan dedim ben. Ne yapmış ki Ebru bana? Sen bilmiyorsun tabii. Kendine değilin o vakit. Doktor bile parmağını ısırdı. Başına buz koydu, çeneni açtı, hap verdi ağzına, daha neler neler yaptı. Kimse bana bir şey demedi. Derler mi ana? Hepsi düşman olmuş kalbime nedense. Bak ben sana bir şey diyeyim. Narin bu Ebru'nun tırnağın ucu bile olamaz. Atlattık galiba. Umarım öyledir. Her an bir yerden çıkacakmış gibi hissediyorum. Benim çok ağrım var. Benim de dizim çok acıyor. Hadi son gayret şuradaki dolmuş durağına kadar koşalım. Hadi. Ada! Hadi bir ablanları arayalım bakalım. Nerede kaldılar acaba? Artık iyice sabrımı zorluyorlar. Nerede acaba bunlar? Gelirler şimdi anne. Hep böyle konuş tamam mı? O kadar özlemişim ki o güzel sesini. İyi misin? Neren acıyor? İyiyim hadi kaldır beni. Aman kıpırdatmayalım. Bir yeri kırılmıştır falan. Ben bir ambulans çağırayım. Hayır gerek yok. Ya siz de bir dağılın başımdan. İyi olduğuna emin misin? Eminim yavaş çarptı zaten. Tabii canım. 40 kilometre yoktu bile. Hepimiz büyük şok yaşadık. Allah korudu da bir şey olmadı. Gelen iyi ki sen buradaydın. Yoksa anamı kaybedebilirdik. Allah senden razı olsun. Yok canım, öyle önemli bir şey yapmadım ben. Herkes nerede? Asıl sen neredesin? Anan ne halde biliyor musun? Ne oldu ki anama? Tansiyonu fırladı, düşüp kaldı şurada. Nasıl? Bir şey oldu mu? Söylesene Emine yenge. Yok, iyi şimdi, korkma. Yukarıda. Doktor serum taktı. Yeah.
Gidelim mi artık? Çok geciktik. Şuradan bir taksiye falan mı binsek? Buradan Alp Fethiye ne kadar tutar biliyor musun? Paramız var nasıl olsa. O bizim paramız değil. Maya, para yok. Aferin sana, düşürdün mü? Koşarken düştü galiba. Ben bırakayım isterseniz siz gideceğiniz yere. Madem bir kabahat işledik, telafi edelim öyle değil mi? Buyurun geçin hadi. Eğer bana bir açıklama yapmazsan şuradan şuraya gitmiyorum. Öyle gerekti Ayşe, uzatma. İyi, sen git. Ben gelmiyorum. Ben burayı seviyorum. Beni delilendirme Ayşe. İlk defa normal insanlar gibi bir hayatımız oldu. Bıktım sürekli dolaşmaktan, tamam mı? Bıktım, usandım seni sudan sebeplerle beni oradan oraya sürüklemenden. Mecburuz Ayşe. Ben istiyorum sanki böyle olmasını. Neden mecburuz abla? Ne oldu ki? Hadi bu sefer bana doğruyu söyle. Ben sana hiç yalan söylemedim. Öyle mi? Ama doğruyu da söylemedin değil mi? Ben aptal değilim. Allah'ım yarabbim, sen bana yardım et ya. Kocaman bir evimiz var. Maaşlı bir işin var. Benim okulum güzel gidiyor. Bir insan bunları bırakıp niye gitmek ister ki? Demek ki rahat battı Ayşe. O yüzden. Doğru. Yapmadığın şey değil. Malatya'dan niye ayrıldık? Havasına alışamamışmış. Ne diyorsam o. İster bağır, ister yırtın, gidiyoruz. Eğer beni buradan götürürsen. Ne yaparsın? Okulu bırakırım. Saçmalama. Annemin babamın üzerine yemin ederim ki okulu bırakırım. Ana, sana bir şey olsaydı kendimi asla affetmezdim ama. Kızım, senin ne kusurun var? Benim zaten kaç gündür tansiyonum aynı hep duruyordu. Olsun, yine de yanında olmalıydın. Sen ne yaptın? Buldun mu kızları? Ne kızı? Ebru'nun kızları. Sen onları aramaya çıkmadın mı? Şey, yok ana, bulamadım. Yani göremedim. Dur, ben sana daha rahat bir yastık getireyim ama. Yok yok, iyi böyle. Sen bana git bir bardak su getir. Dilim damağıma yapıştı. Tamam ana. Babaannem iyileşecek mi anne? İyileşecek güzel oğlum. İyileşecek. Allah'ın işine bak sen. Anam düşüp kalmasaydı belki Rüzgar hiç konuşamayacaktı. Başka biri mi var lan evde? Yok ağam, geceden kalma onlar ya. Başka. Şey. Melek, neredeydin sen? Şeye, kızlara bakmaya çıktıydım abi. Kızlara bakmaya. Hasan oğlum. Kim arıyor? Asker arkadaşım ya. Ver bakayım şu telefonu. Abi Aygül aradı. Ver dedim. Abi vallahi Aygül aradı. Kes sesini. Bakalım Aygül mü aramış. Vardın mı konağa? Ulan ben seni gebertmez miyim ha? Gebertmez miyim? Abi! Ulan! 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 Ulan!
haber koçum? Ne olsun, boşver. Ne oldu lan yine? Ya babaannem düştü, bayıldı. Tansiyonu çıkmış. Deme. İyi mi peki şimdi? İyi, iyi. Maşallah. Torun bile seviyor. Kadınlar korkmuştur değil mi? Melek, Narin abla falan. Hepimiz korktuk. Ölecek zannettik ya. Allah korusun, Allah korusun. Herkese geçmiş olsun dileklerimi ilet. İşte Melek'e, Emine ablaya falan. Tamam, tamam. Sağ ol. Hadi sen de yardım et, ağzını açalım bari. Şimdi yardım et, yan çevireceğiz. Ya senin kardeşlerin varmış. Bana hiç bahsetmedin. Nereden çıktı bu şimdi? Nakil dosyaları geldi, orada gördüm. Birinin adı Ada, diğerinki de şey, Maya Şan verdi. Baba adı Murat görünce. Çocuğun perişan oldu. Korktun mu sen? Hadi gel, biz odamıza gidelim. Kendal! Melek! Ne oluyor orada? Yohan'a bir şey yok sen. Nasıl bir şey yok? Dam tepemize çökecek feryatlarından. Kim ne yapıyor? Yohan'a küçük tartışma. Doktor ne dedi? Sen sinirlenmeyeceksin. Kaldır beni evde, kaldır. Hasta yatma karanma. Kaldır beni. Yok ana, yat sen. Bir tanem, özür dilerim. Seni de unuttum orada bir an. Ama geçti hepsi. Korkma sakın, tamam mı? Babaannem. Babaannen düzelecek. Sen de gördün. Doktor oradaydı. İlaçlarını alacak, o da ayaklanacak. Babaannemi yalnız bırakmayalım anne. Gitmeyelim buradan. Güzel oğlum. Sen bunları düşünme. Her şey düzelecek, sana söz veriyorum. Ben bir iş bulacağım, çalışacağım. Ablanlar okula gidecek. Sen okula gideceksin. Tamam mı? Dur orada, dur. Ben bir şey yapmadım sana. Abi, Allah kurtarsın ki kötü bir şey yapmadım. Namusuna üzüldüm benim. Sus, ne geç sana? Abi. Sus. Benim senin gibi kardeşim yok artık. Abi, yapma. Sen bunu ha? Abi, ben kötü bir şey yapmadım. Yapmadım abi. Kes sesini. Abi. Ben kötü bir şey yapmadım. Ana! Ana! Ben kötü bir şey yapmadım. Ana! Ana! Ya ana! Gördün mü bak. Bir de bana ahkam kesip terbiyeden, saygıdan bahsediyordu. Gördük. Özlem, çok ayıp hem de çok günah. Günahsa onların günahı. Oynaşmasaydı elin herifiyle. Kim acaba kız? Tanıdığımız biri mi? Dur ana yapma, Allah'ını seversen bak düşüp kanacaksın yine. Ya ana ne yapayım sen? Esas sen ne yapayım? Ne yaptın Meleğe? Ya ne yapacağım ana? Allah Allah, atıştık biraz, geldi geçti. Ana senin yatman lazım. Bak torbanın yarısı duruyor hala. Sen beni mi kandırıyorsun ha? Etinden et kopuymuş gibi bağırıyordu kız. Kurban oldu. Güzel ana. Üzülmek yok. Stres yasak. Haydi. Ne
anasında çok düşünülmüş. Ya bana doğruyu söylüyor da kendim gidip bakacağım. Ya... Ya ana... Ne yaptın kıza Kendal, ha? Ya bir şey ettiğim yok ana. Abisi olarak gittim biraz kulağını çektim azıcık. O zaman beni delirtme de söyle. Ne diye? Senin o kızın var ya... Recep'le eşi pişirmiş. Ne? Bizim kahveci Recep. Olmaz öyle şey. Melek yapmaz öyle şey. Ya ana, ben kafamdan mı atayım? Bugün Recep'in evine gittim. Baktım orada oturayım. Kendal ama anamın tansiyonu... Aygül 2 diye de telefonuna kaydetmiş. Yani görüşüymüş besbelli. Aygül'e gitmeymiş yani. Vallahi sana ne dedi bilmeyeyim ama... bugün Recep'in evindeydi. Kendal beynin mi ettiğini? Daha yeni düzeliyordu. Ya ana, kurban olayım. Ya sen söylettin zorla ana. Ben her şeyi halledeceğim, merak etme. Kurban olayım, sakin ol. Haydi üzülme. Anam benim, kurban olayım. Haydi üzme kendini. Anama bakacaksan vazgeç. Niyeymiş o? Kendal ağamla Husisi konuşuyorlar. Yanlarına yaklaşılacak gibi değil. Hay Allah, çok kötü oldu bu. Ya tansiyonu inmeden fırlayacak yine. Ne olduysa sizin bu kuma muhabbetiniz yüzünden oldu zaten. Sen nereye? Sana ne? Anamla konuşacaksan eğer, içeride abimle görüşme yapıyorlar. Kadriye Hanım iyi mi? İyi yenge, merak etme. Tamam, ben bir Melek'e bakayım. Sen o işlere karışma. İş mi? Küçücük kızı gözümüzün önünde öldürüyordu. Bizim buraların ahlak anlayışı sizin oralarınkinden çok farklıdır. İnsanın ahlakı, namusu yöreyle ilgili değildir. Burasıyla ilgilidir. Ne oluyor burada ya? Karılar hamamına çevirdiniz ha burayı. Ben mi? Yeter ya! Canım burnunda zaten. 30 karı dolmuş eve, ömrümü yediniz be! Özlem, haydi bana bir soda aç. Midem kaynadı sinirden. Getireyim abi. Saat önce herkes gitti. Tamam, o zaman ben sonra geleyim. Ayşe. Hadi gel, yumurta kırdım. Ayşe. Nereye kız? Yürüyeceğim biraz. Ne yürümesi şimdi? Gel ekmeği kes, hadi ben açım. Patlamak üzereyim. Dolaşacağım. Ayşe. Böyle suçlu gibi ortadan kaybolmaktan nefret ediyorum. İzin verirsen arkadaşlarımla vedalaşacağım. Ey madem. Çabuk gel ha.
Ay. Ay Allah'ım. Ben ne ettim de sen bana dert üstüne dert vereyim. Ödem ana. Sen Allah'ın sevgili kulusun, bunu herkes bilir. Yok. Kefaret bu. Kefaret bu, bileyim. Allah'ım sen beni affeyle, kusurlarımı affeyle, rahmetine sığınayım. Ne kefareti ana? Ana, iyi misin sen? Bak dışarıya çıkacağım, aklım sende, çıkamayayım ha. Kendi al. Sakın deli bir iş yapmayasın bugün. Duydun beni? O Recep'ten uzak duracaksın. Ana ben çocuk muyum ya? Seni ben doğurdum, ben senin ciğerini bilirim. Sakın diyeyim bak, sakın. Başımıza bela açma. Açmam ana, açmam. Ama sen de o kızı kayırmayacaksın. O odadan dışarıya çıkmayacak ona göre. Alo. Alo. Merhaba Ebru, ben Fırat. Merhaba Fırat. Ben gittiniz mi, kaldınız mı? Onu merak ettim. Han diyecektim, ben bırakırım sizi havalimanına. Henüz gidemedik. Kadriye Hanım'ın durumu böyle olunca. Anlamadım. Yani bir anda bayılınca kalkmasını bekliyorum ben de. Benim haberim olmadı hiç. İyi mi şimdi? Ha iyi iyi. Bir anda tansiyonu fırladı. Ya kusura bakma, ben de sen biliyorsundur diye pat diye söyledim. Anlıyorum. Tamam, ben geliyorum hemen. Yok yok, gelme. Yani bir saat sonra falan gel. Şimdi kendi al burada. Barut fıçısı gibi dolanıyor ortalıkta. Aranızda iyi değil, şimdi senin de canını sıkmasın. Tamam, peki. Sen nasılsın? Ben iyiyim. Bu arada sana bir şey söyleyeceğim. Rüzgar konuştu. Aa, ciddi misin? Çok sevindim. Evet, biliyorum. Yani bir de Fırat, çok özür dilerim. Çok ters davrandım sana. Yok, önemli değil. Anlıyorum ben seni. Kızlar nasıl? Toparladılar mı? Bilmiyorum. Dolaşmaya çıkacağız dediler. Saatlerdir ortalıkta yoklar. Ben de onları bekliyorum. Şu halimize bak. Savaştan çıkmış gibiyiz. Ah! Sen iyi misin? Ağrım var biraz. Belime vuruyor. Ya hastaneye gitsek iyiydi. Şimdi hiç rahat değil. Gerek yok dedim ya size. Siz elinizden geleni yaptınız. Teşekkür ederiz. Oh. Annemi mi arasak? Saçmalama. Bir sürü şey soracak şimdi. Olan oldu zaten. Laf işitip oturacağız. Haklısın da sesimizi duyup sakinleşseydi en azından. Çok merak etmiştir. Ne bileyim ya. Sen bilirsin. Ne diyeyim? Kaza yaptığınızı söylemeyi unutmayın, olur mu? Allah korusun. Gece mece bir şey olur, bilsinler. Siz önünüze bakar mısınız lütfen? Alo. Baran, ben Ayşe. Ayşe? Sen benim numaramı nereden buldun? Özcan'dan aldım. Şey diyecektim, ne yapıyorsun? Hiç, nehrin orada dolanıyorum. Tam olarak neredesin? Tamam. Ben oraya geliyorum. İyi, tamam. Melekalar nasıl? Sanırım daha iyi. Şimdi sen bunları düşünme. O adam neden oğlumu öldü? Yazık değil mi? Bilmiyorum. Bazen büyükler öyle öfkelerine hakim olamayabiliyorlar. Bu çok kötü. Bence de. Keşke sana bu yaşadıklarımızı, gördüklerimizi unutturabilsem. Keşke ikimiz de unutabilsek.
Neredesiniz siz? Şey anneciğim, yoldayız, geliyoruz. Ya ne olmuş bu? Bana geliyorum diyeli bir saat oldu neredeyse. Küçük bir kaza oldu da. Ne kazası? Bileğimi burkup düştüm anne, önemli bir şey değil. Ağrımın dinmesini bekledik. Nasıl düştün, bir şey oldu mu? Doğru söyle bana. Yok anneciğim, yok, merak etme. Biraz yavaş yürüyoruz sadece, o kadar. Geliyoruz, tamam mı? Tamam, neredesiniz söyleyin bana, hemen gelip alacağım sizi. Yok anneciğim, geliyoruz dedik ya. Hadi kapatıyorum ben. Siz misafirsiniz galiba. Çok mu belli oluyor oradan? Niye geldiniz Halfeti'ye? Babaanneme geldik. Oo, buralısınız demek. Kimlerdensiniz? Kimseden değiliz biz. Hayatımızda ilk defa geldik. Tek isteğimiz de son olması. Niye? Elin Avrupalısı buraya geliyor, hayran oluyor, üstüne bir de arsa alıyor. Biz henüz alışamadık da buralara. Pek tanıdığımız da yok. Ben de pek tanımam kimseyi burada. Bir Nuri abi var işte. Bilir misiniz? Muhtarlık yapıyor. Bir de Kendal var. Fıstıkçı Kendal. Kendal ağa. Bilir misiniz? Bilmiyoruz. Kimseyi de tanımıyoruz. Biraz daha hızlı olamaz mısın? Biz geciktik de. Şaşırttın beni. Neden? Yani numaram almışsın. Aradım. Yani geldim falan. Evet. Senden beklenmeyecek hareketler. Haklısın. Ne oldu peki? Hiç. İçimden geldiği gibi davranmak istedim. İçinden beni görmek mi geldi? Evet. Ağam, Melek ne olacak? Tuvalete falan gitmek isterse anahtar sende. Şimdi ağzımı bozdurar Cina. Tövbe tövbe. Kenan lan. Yazık kıza. O odada kilitli kalacak. Kimse ilgilenmeyecek. Bu konu konağın dışına çıkmayacak. Bir şey duyarım, bir şey görürüm. Allah'ıma, kitabıma, gemiklerinize kırarım. Ona göre. Recep merhaba. Oo Fırat abi, hoş geldin. Vallahi ben de tam seni aramayı düşünüyordum abi. Ne iyi ettin de geldin. Hayırdır? Hayır abi, hayır. Seninle konuşacağım çok önemli bir şey var da. Şöyle oturalım mı abi? Acıyor mu ana? Yok. Anacığım sen bunu böyle bastır. Ben şunları atayım geleyim, olur. Sağ ol kızım, ellerin dert görmesin. Abi nasıl diyeyim? Ben çocukluğumdan beri seviyordum ama... Tabii Melek ağanın kızı, ben Maraba'nın oğlu. İnsan her şeye hükmediyor da bir kalbine söz dinletemiyor değil mi? Dinletemiyor be Fırat abi. Uzak durdum. Başımı kaldırıp da abi yüzüne bakmadım yıllarca ya. Ana. Başımızı öne eğecek bir şey yaptın mı? Ana nasıl düşünürsün böyle bir şey? O vakit ne işin vardı bekar bir adamın evinde ha? Hele de Recep'in. Marabamızın oğlu. Seninle ilgili bir de suçum. Ana sen demez miydin önce insan evladı olsun diye? Kız sen yoksa... Ay tövbe tövbe. Niye tövbe çekiyorsun ana? Sorsana açıkça seviyor musun diye. Seviyorum ana. Seviyorum.
kız sen Alan'la nasıl böyle konuşuyorsun? Anacığım, sen babamı severek varmadın mı? Murat abim Ebru yengeyi severek almadı mı? Bunların hepsi suç değil de benim sevmem mi suç? Lek, bir an önce aklını başına topla. Yoksa seni ben bile alamam abinin elinden. Ana! 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 Bir abi olarak beni sayıp konuşmana çok sevindim. Ama bu işin sonu nereye varacak? Burası küçük yer. İşte ben de onu diyecektim abi. Mele'yi istemeye giderken yanımda olur musun? Biliyorsun abi, kimim kimsem yok. Böyle hayırlı bir iş için şeref duyarım. Vallahi mi? Hay Allah razı olsun Fırat abi ya. Dur oğlum, heyecanlanma hemen. Kendal Mele'yi sana kolay kolay vermez. Benim hatırımda pek yoktur üstünde. Biliyorum ama bıçak kemiğe dayandı Fırat abi. Sen söyle ne yapayım? Dur bakalım, az daha bekleyelim. Ben bir teyzemle konuşayım, onun ağzını bir arayayım. O ikna olursa gerisi kolay inşallah. İnşallah. Ya Fırat abi dur, seni bir öpeyim. Dur oğlum, dur. Dur, tamam. Abim sen dünyaları verdin bugün bana ya, canım abim. Haydar, oğlum abine okkalı bir kahve yap, yanına da lokum koy. Hadi bakayım. Dur, alacağım olsun. Ben şimdi teyzeme gideyim, aklım onda. Git abi git. Benim de çok hürmetlerimi ilet. Ellerinden öperim. Haydar, buradaki herkese kahve yapalım benden. Buradaki insanlar ne kadar iyi değil mi? İstanbul'da adam çarpıp kaçıyor. Buradaki ne şikayetimiz yok diyoruz. Yine de numarasını veriyor şikayetimiz olursa diye. Saf olma ya. Bakarsın ararlar da bir iş çıkar diye verdi numarasını. Pes ada ya. Tamam yürü hadi. Sabahtan beri başımın etini yedin annem merak etmiştir diye. Oo ağam hoş geldin. Haydar ağam acık abi. Abi Kendal abi bak ne yaptın? Abi Kendal abi ya dur abi. Ağam ne oldu, ne yaptın? Konuşmayı kapat. Yürü. Yürü. Bin lan arabaya. Bin. Her şey ne kadar üst üste geldi değil mi Emine abla? Bu Melek'in hali ne olacak? Ya yapmış bir cahillik. Anne. Nerede kaldınız siz? Çıktığınızdan beri kaç saat oldu, haberiniz var mı? Geldik işte anne. Sanki burada bir şey mi var? Aman Allah'ım nasıl düştün sen öyle? Aç da bir bakayım. Odada bakarsın anne. Tamam, hadi odaya çıkalım. Ağrıyor mu? Şimdi daha iyi. Kızlar gelmiş. Evet, geldiler. Gözün aydın. Nasıl kıskanıyor, görüyorsun değil mi? Özlem, senin ne düşündüğün, ne yaptığın belli değil. Kendin adını çıkarıyorsun. Sonra da kumasını kıskanıyor diyorsun. Ne var bunda? Ağamla aşna fişne yapmasına engel mi Ebru'yu kıskanması? Hem belki Murat Ebru'yu seçmeseydi ağama hiç yanaşmayacaktı. Özlem, Allah'ın adına bunları konuşma benimle. Sen açtın konuyu Emine abla. Gözünü kapata kapata geldiğin hale bak. Halbuki biraz gözü açık olsan, narini değil de seni kraliçe yaparlar bu konakta. Ben böyle yemek götüreyim. Açlıktan ölmüştür. Kendi alağını duymasın. Neyse. Korktuğum kadar değilmiş. Anne ne zaman gidiyoruz? Halfeti geziniz bitseydi şimdiye gitmiş olacaktık. Tamam özür dileriz. Geldik işte hadi. Gidiyor muyuz gerçekten? Şimdi nasıl gidelim? Baksana akşam olmak üzere. Akşamları uçak olmuyor mu anne? Of ada yorma beni. Zaten babaannenizin tansiyonu fırladı. Kadıncağız çok kötü durumda. E ne yapalım? Ada ayıp ediyorsun. Ayıp mı?
Sanki o bizi çok düşünüyor da. Şimdi nasıl anne? İyi iyi toparladı. Size bir sürprizim daha var. Hayırdır? Piyangodan para falan mı çıktı? Hmm. Rüzgar konuşuyor. Ne? Gerçekten mi? Çok sevindim. Nerede şimdi? Uyuyor. Babaannesi yere yığılıverince koştu birden bağırıverdi. Ben de sevineyim mi, üzüleyim mi bilemedim. Niye öyle bakıyorsun? Unutmamak için. Neyi? Ayşe ne oldu ya sana bugün? Alkol falan mı aldın? Yok. Ne oldu peki? Keşke daha çok vaktimiz olsaydı. Niçin? Bilmem. Pikniğe gitmek için. Tekneye binmek için. Ya bineriz bir gün de bugün değil tabii. En sevdiğin renk ne? Mavi. En sevdiğin tatlı? Katmer. Hangi takımı tutuyorsun? Tabii ki Fenerbahçe. Peki en büyük hayalin ne? Rally'ye katılmak. Ne yapıyorsun? Gülümse. Ya indir şunu ya, bu ne? Ya ver şunu. Ya bıraksan, hayır. Abi. Hoş bulduk. Ebru yengeye mi baktın? Hayır Özlem, teyzem nerede? Yukarıda, salonda. Rüzgar'a bakayım hala uyuyor mu? Sonra da Kadriye Hanım'la konuşacağım. Anne yarın sabah gidiyoruz buradan değil mi? Kızım bir Kadriye Hanım kendine gelsin. Öf ya. Siz burada ne kıyametler koptu haberiniz yok. Kadıncağız gidiyordu. Üstüne de kendal halınızı evire çevire dövdü. Ne? Niye dövdü peki? Psikopatlığındandır. O adam gerçekten ruh hastası ya. Görüştüğü bir çocuk varmış. Kendal da bunu öğrenmiş. Vallahi kaç kişi kızı elinden kurtaramadık. Sonra da odasına kilitledi. Aklım almıyor ya. Koskoca kız. Sevgilisi var diye dövdü öyle mi? Ben burada olsaydım o herifi de ben döverdim. Görseydiniz deliye dönmüştü. Neyse siz uzanın biraz. Mayacığım sen de ayaklarını sarkıtma, uzat şuraya. Düşünsene ya. 18 yaşındaki kızı sevgilisi var diye dövmüş. Senin durumunu bilse kesin öldürürdü. Bak vallahi billahi dokunmadım ben. Kes lan! Bacımın adını omuğundan ağzına alma. Geberteyim lan seni! Şimdi daha iyi misin teyzem? Çok şükür açtım gözümü. Haberim olmadı. Bilsem hemen koşar gelirdim. Kimse de akıl kalmadı ki. Kendal ortalığı yıktı geçirdi. Sen nereden duydun? Ebru'yu aradım da o söyledi. Ben gittiklerini sanıyordum. Fırat, ne edeceğiz? Giderlerse aklım onlarda kalır. Vicdan azabından duramam ben. Nasıl çıkmış bu? Siz şunu. Hayır. Efendim abla. Neredesin Ayşe? Akşam oldu. Geliyorum. De tamam, hadi. Ne oldu? Aranız mı bozuldu?
Eve gitmem lazım. Peki, tamam. Kendine iyi bak, olur mu? Olur, sen de. Ayşe. Ya hiç görüşemeyecekmişiz gibi davranıyorsun. Okulda görüşürüz o zaman. Derdim birken iki oldu. Şimdi ne yapıp edip şu kızı adı çıkmadan iyi bir kapıya gelin vermek lazım. İyi bir kapı derken zengin bir kapı mı yoksa iyi bir adam mı? Teyzem bak Recep'i çocukluğundan beri tanıyoruz biliyorsun. Babası eniştemin has adamıydı. Melih'e zarar verecek, üzecek bir çocuk değildir. Sen şimdi ne demek istiyorsun? Recep'le bugün konuştum da niyeti ciddi. Melih'i seviyor. Çalışkan çocuktur. Ekmeğini taştan çıkarır. Sen şimdi lafı nereye getirmeye çalışayım ben anladım. Ama olmaz o iş Fırat. Teyzem, karın dediğin yarım tavukla da doyar, bir tas çorbayla da. Ama mutluluk kolay bulunmaz ki. Bu çocuklar sevmiş birbirlerini. Hem sevenleri ayırmak günahtır. Ula Kendal öldürür de vermez kızı. Acelesi yok ki teyze. Gel sen şu işi güzellikle, orgunlukla hallet. Sonunda senin biricik kızın. Onun mutluluğu daha önemli değil mi? Kusura bakmayın, ben sizi yalnız sanıyordum. Bir şey konuşacaktım ama sonra konuşuruz. Kızım Fırat yabancı değil. Gel sen benim kızımsın, gelinimsin. Gel. Nasılsınız? Daha iyi misiniz şimdi? Hamdolsun. Daha iyi. Ben de sana teşekkür edecektim. Niçin? Yaptıkların için. Emine ile Özlem anlattı. Doktor bile demiş ki Ebru Hanım yapılabilecek her şeyi yapmış. Ne demek? Böyle şeyin lafı mı olur? Lan yürü, yürü. Ha? Kalk lan, kalk. Vurma lan bak, vallahi saygımdan ötürü. Ne saygısı lan? Ne saygısı? Saygısı olan adam ağanın kız kardeşine yan göze bakar mı lan? He? Kalk. Lan bak, vallahi gerçek seviyorum, niyetimiz gitti. Hala gerçek diyor. Gebertirim ben seni. Kalk lan! Kalk! Ulan bana bak! Ağzından bir tek kelime daha çıkarsa Allah'ıma kitabıma gebertirim seni. Yeminle gebertirim! Ulan! Senin ekmeğini kim verdi lan ha? Sana güvenip de kahvenin anahtarı teslim eden kim? Ben! O donu bile ben aldım, ben! Ulan bak! Biz kötü bir şey yapmadık! Ulan hala kötü bir şey yapmadık! Yapmadık! Duyuyor! Gebertirim! Gebertirim! İşte öyle. Çocukluğumda rahmetli babamın muayenehanesine gide gele ilk yardımla ilgili bir şeyleri kapmışım herhalde. Baba profesör doktor, anne? Annem ev hanımıydı. Yani çok şeyle ilgilenirdi. Biraz aristokrat bir aileden geldiği için de ne toplantısından ne de yardım faaliyetlerinden geri kalmazdı.
Sen bana bir şey mi diye çıktın? Ha evet şey... Aslında buna karışmam ne kadar doğru olur bilmiyorum ama söylemeden edemeyeceğim. Bugün yaşanan olaylar. Meleğin başına gelenler beni çok üzdü. Ah sorma kızım, bizi de yıktı geçirdi. İnşallah gören duyan olmamıştır da kızın adı çıkmaz. Ben bunu demek istememiştim. Yani Kendall'ın meleğe yaptıkları. Bu gerçekten insanlık dışı. İyi niyetini anlayayım. Ama bu mevzu bizim kaldırabileceğimiz bir şey değil. Yani bu ailenin bir adı, bir şanı var. Kadriye Hanım beni şaşırtıyorsunuz. İnsanın kızının canından, sağlığından, mutluluğundan daha önemli ne olabilir ki? Şimdi sen de beni şaşırtayım. Namus elbette. Bir kız namusunu kaybedeceğine üzsün daha iyi. Gerçekten haklı olduğunuz bir şey var. O da bizim buraya ait olmadığımız. Her ne olursa olsun şiddetle çözüm olmaz. Allah korusun benim kızlarımın başına bir şey gelse... Tamam belki biraz kızarım ama onlara şiddetle cevap vermem. Müsaadenizle. Teyze, dediklerine ben de katılıyorum. Melek kötü bir şey yapmadı ki. Yapmış olsa bile o senin evladın, parçan. Yanlış bir şey yaptıysa güzellikle anlatacaksın. Yine gelip senin bağrına sığınacak. Sağ ol. Aygül'e gidiyor. Nişanlısından ayrılmış. Helal olsun Melek. Ayakta uyuttun bizi kız. Özlem yenge hiç seni dinleyecek halim yok. Ay hiçbirimiz hal kalmadı ki zaten sayende. Bir harala, bir gürele böyle. Senle bir, biz de dayak yemiş kadar olduk yani. Gerçi ben Recep'e acıyorum. Sen ağamın kardeşsin yani en fazla edeceği bu sana. Kim bilir Recep'e neler ediyordur şimdi. Abim Recep'e mi gitti? Herhalde. Öyle bir ışınla gitti. Ne hale getirecek çocuğu kim bilir. Özlem yenge git bana anamı çağır. Hadi ne olur. Sen bana ihanet ettin. Ulan ben bu ihaneti cezasız bırakır mıyım ha? Herkes haddini bilecek. Herkes! Recep'e bir şey yapmasın. Her dediğini yaparım ama abime mani ol ne olur. Bir şey etmeyecek, söz verdi bana. Ana sen abimi bilmiyor musun? Tamam tamam. Sen nasılsın? Ağrısızın var mı? Ana ben ağrısızımı düşünüyorum şimdi. Melek, bak ne olursa olsun sen benim ciğerparemsin. Kollarım sana hep açık olacak bilesin. Kendal, neredesin sen? Fabrikadayım ana. Ne oldu ki? İyi misin sen? İyiyim, iyiyim. Yok bir şey. Kendal, bak o Recep'in üstüne gitmeyesin. Bana söz verdin, unutma. Yok ana, yok. Benim için o mesele kapandı artık. Biz konuştuk. O da burada durmayacak zaten. Hatasını anladı. He anam. Haydi görüşürük, haydi.
Nereden buldun onu? Emine yengeden istedim, bileğimi burktum diye. Yenge mi diyorsun şimdi de ona? Kendi ala da amca dersin artık yakında. Sana da iyilik yaramıyor. Ah! Ne oldu? Ağrı girdi yine ya. Uf, kurtulamadım şundan. Karnım da kaldı. Kızlar gelin. Ton balıklı sandviç hazırladım size. Parayı bari düşürmeseydik. Beni dahil etmesen. Tamam Maya ya. Ben düşürdüm. Altınları da ben çaldım, tamam mı? Rahatladın mı şimdi? Of hadi of. Al kızım bunları yerine koy. Bir daha da ortalığa çıkarma. Ana hemen ayaklandın, iyi oldun mu ki? Benim kendimi düşünecek halim mi var? Biri bitiyor, biri başlıyor. Ana sıkma canımı. Her şey geçer. Önemli olan senin sağlığın. Kanlı adam gizli kapaklı iş yapmaz. Sen ne diyorsun oğlum? Necip'ten bahsediyorum babaanne. Babam öldü, ben onun omzunda ağladım. Sırdaşlık yaptım. O gitmiş halama göz koymuş, haberim yok. Ama ben sorarım ona. Sen büyüklerin işine karışma. Sen derslerinle ilgilen. Baran. Amcanı çağır insin. Çay hazır. Ana, benim iki bileziğim eksik. Acaba senin odada düşmüş olabilir mi şunlardan? Yok kızım. Düşmüş olamaz, ben torbanın ağzını açmadım ki. Narin, iyi saydın mı? Baktım abla. Allah Allah, ben bir gidip bakayım. Ana şimdi çıkmasaydın. Yok yok. Sendeki de cesaret vallahi Nari. Niyeymiş o? Yani ben olsam soramazdım öyle şeyi yerine koyar gibi değil mi? Ne yerine koyar gibi? Ay Allah. Nari iki bileziğim de yok ne demek? Yani insan her şey aklına gelir değil mi Emine abla? Yok. Anamın aklına hiçbir şey gelmez. Tövbe yarabbim. Kızım senin için fesat. Ne var bunda? Ben gayet doğal sordum. Düşmüş olabilir. İyi, sen bilirsin. Böyle diyorsan. Abla ben bir hata mı ettim? Söylemesem miydim acaba?
Yok olur mu kuzum? Bir yerden çıkar elbet. Nereye gidecek? Ne oluyor burada? Ne kayıp? Narin iki bileziği kayıp da anama soruyor. Narin nasıl oldu bu iş? Abi ne bileyim ben baktım iki tane eksik içinde. Narin. Yok kızım her yere baktım yok. Sen istersen bir kere daha say. Bana ben kaç defa saydım? İki tane yok. Bende de yok. Ben bunun ağzını kapatıp öyle koydum. Düşecek yeri yok. İstersen sen git bir bak. Aşk olsun ana. Ne gidip bakacağım? Ben sana güvenmiyor muyum? Allah Allah. Şeytan mı götürdü? Şeytan götürmedi ama biri aldı. Olur mu abi öyle şey? Olur ana. O da olur. Bu evde artık yabancılar da var biliyorsun. Baran! Keşke rüzgar da uyansaydı. Aç karnına uyudu yavrum. Boş ver anne ya. Uyanınca yer. Baksana onun için de zor bir gün olmuş. Canım benim. Adacığım sen şu tabakları mutfağa götür. Ama bulaşık makinesine de koymayı unutma tamam mı? Üf anne ya, Maya götürsün. Şimdi onların hepsi aşağıdadır. Karşılaşırsam tutamam kendimi. Ben götürürüm annemle. Yok yok, sen otur. Boşuna merdiven inip çıkma şimdi o halinle. Bilmeden, etmeden kimsenin günahına girmeyin. Kim alacak ana? Biz mi? Ya sen emin misin? Belki başka bir yere koydun altınları. Allah Allah. Ya benim bileziklerim de, zincirlerim de bu torbanın içinde durduk yere yalan mı söyleyeceğim ben size? Ya bir sakin olun, bir durun, bir düşünün. Ne sakin olacağız ya? Anam yalan mı söylüyor? Çalmışlar bilezikler işte. Onlara toz kondurmayacağım diye anamı yalancı ettiniz. Şş, oğlum sakin ol. Nasılsa ortaya çıkacak eğrisi doğrusu. Kadriye Hanım ne oluyor burada? Yok bir şey kızım, yok bir şey. Aman Nari'nin altından çalınmış da yenge. Aa. Nasıl yani? Ne nasıl yani? Sosyete gülü. Nari'nin iki bileziği eksik. Yoksa İstanbul'a yol parası mı yapacaktınız? Ne diyorsun sen be? Eyvah! Her şey ortaya çıktı. Ne yapacağız şimdi? Hadi gel aşağı inelim. Annemi yalnız bırakmayalım. Delirdin mi sen? Gidip de ne diyeceğiz? Bugüne kadar her şeyi yuttum ama artık bu kadarı fazla oluyor. Ne kızlarım ne de ben böyle bir şey yapmayız. Sanki kızlarını iyi tanıyın da birini yoldan topladık. Kendat sus! Annem bizim yüzümüzden onlarla mücadele veriyor. Hem de senin ne halt ettiğini bilmeden. Onu düşürdüğü şu duruma bak ya. Bıktım artık ya. Zaten canım burnumda. Ne yapsaydım yani doğursa mıydım? Ölsem de kurtulsa keşke herkes. Ya yeter! Ayıptır, bilip bilmeden. Bırakın Kadriye Hanım, susmasınlar. Ne yapacaklarını bilemediler, bir de iftira atıyorlar. Ne iftirası be? Her şey ayan beyan ortada işte. Siz aklınızı kaybetmişsiniz. Aklını kaybeden senin kızların. Baran, onlar senin kardeşin. Ana, iyi misin? Ana! Ana, iyi misin? Otur şöyle, otur şöyle. Otur ha. Ana ilacını aldın mı sen? Ah kızım ilaç bana ne etsin. Tamam iyiyim, iyiyim. Dur ben su getireyim. Dilantı nerede? Mutfakta şey. Ben bulayım. Demek kızlarından eminsin Ebru Hanım. O zaman gizleyecek, saklayacak bir şey yok. Öyle mi? Kendal Allah aşkına dur! Baran oğlum dur sen gitme. Recep. Ne oldu oğlum sana? Gel bakayım, gel tuttum. Gel. Kırığın çıkığın var mı? Hastaneye götüreyim seni. Fırat abi. Ben. Kendal yaptı değil mi? Gel buraya, gel. Yavaş. Gel. Ne işin var senin burada? Kes sesini be! Ne yapıyorsun?
yapıyorsun ya? Bırak. Çekil bana. Şunu. Kızlar siz dışarı çıkın. Ne oldu? Altınları bulaşayım diye korktun mu yoksa? Ya sen nasıl bir adamsın ya? Kendal çık dışarı. Kendal çık dışarı. Kendal sen beni öldürmeye yemin mi ettin ha? Çık dışarı. Çık! Gel oğlum çık hanım. Nasılsa eninde sonunda ortaya çıkacak bu altınlar. Durun. Kadri Hanım iyi misiniz? Ah kızım. Kocanın evini sana dar etti. Kusurumuza bakma. Tamam lütfen siz kendinizi üzmeyin. Hadi gidip dinlenin biraz. Anne istemiyorlar işte bizi. Ne olursa olsun bizden bilecekler artık. Anne ne olur gidelim buradan. Tamam yarın sabah gidiyoruz. Artık bu saatten sonra burada kalamayız. Gel evlat gel. Yavaş gel. Gel şöyle otur. Fena benzetmiş namussuz seni. Bekle geliyorum. Allah'ım sen bana sabır ver ya. Ana, ne oldu aşağıda Recep mi geldi yoksa? Yok kızım, Nari'nin iki tane bileziği kaybolmuş. Kızları hırsız yerine koydular. Hırsız mı? Nasıl yani? Nari'nin ablamın odasından altınlar mı çalınmış? Yok kızım, altınlar benim odamdaydı. Ben torbayı açmadan Nari'ne geri verdim. Ama ne oldu, nasıl oldu ben anlamadım. Ada? Ne yapıyorsun orada? Banyoyu arıyordum ben. Aşağıda? Yukarıda banyo mu olur hiç? Ana. Ben adayı senin odana girerken gördüm. Ne zaman? Ebru yenge tapuyla geldiydi ya. İşte o gece. Banyoyu arıyorum dediydi. Günahını almak gibi olmasın ama. Recep, nasılsın oğlum? Nasıl geldim ben buraya? Yolda buldum. Fenaydım. Her yerim ağrıyor. Bir süre daha ağrır. Yarın sen mutlaka hastaneye git, film falan çektir. Kendal ağa yaptı. Tahmin etmek zor değil. Meleğe bir şey yaptı mı ki? Dur, heyecanlanma. Meleği odaya kapatmış. Ama durumu senden iyi, merak etme. Ah benim meleğim. Fırat abi, vallahi billahi biz yanlış bir şey yapmadık. Eli elime değmedi meleğin. Tamam oğlum, biliyorum. Ben bir şey dedim mi sana? Abi şunca zamandır sevdalıyız. Ekmek Kur'an çarpsın, ilk defa geldi evime. Gelmez olaydı. Of abi ya. Ben de ne hayaller kuruyordum. Şu olanlara bak. Ben yarın Kendall'la konuşurum, merak etme sen. Yo Fırat abi. Sen sakın hiç girme araya abi. Bu saatten sonra konuşmakla falan olmaz o iş. Niye? Sen de onu mu döveceksin?
Ben ona yapacağım biliyorum abi. Arkadaş olayım ya. Ya tamam, tanışalım o zaman. Gerçekten arkadaş olalım. Ne isteyeceğim ki senden? Bir şey istemiyorum. Sadece arkadaş olalım. Neden? Nasıl neden yani? Bir şeyler paylaşma. Ben senden ne paylaşacağım ki? En sevdiğin kitabın ismi ne? Şeker Portakalı. Hadi canım. Benim de en sevdiğim kitabın adı o. Ben adayı senin odana girerken gördüm. Vallahi başımıza taş yağacak. Bakmış da hazırlanmış bile. Nereye gidiyorsun? Sence nereye yenge? Vallahi okula mı gidiyorsun, gezmeye mi gidiyorsun belli değil. Parfümler de sıkılmış. Güzel mi? Güzel güzel, beğendim. Nasıl, yakışıklı olmuş mu? Olmuşum. Hayrola, kız falan mı var? Fazla merak iyi değildir yenge. Anası kılıklı, ukala. Ayşe. Hadi gidiyoruz. Konuşmayacak mıyız? İyi, sen bilirsin.
Narinim, çok doğradın. Yenmiyor. Baran seviyor ya Emine abla, ondan doğradım. Oh, senin dünyadan haberin yok. Süslenmiş, püslenmiş. Sabah erkenden çıktı gitti o. Vallahi Narin, müjdemi isterim. Sen yakında kaynana da olursun ha. Daha neler? Aa, nereye gidiyor ki o? Sakın elleme, çemkiriyor. Koca konağa da sığamadı bunlar. E sığamazlar tabii. Hırsız yerine kondular. Hadi onu da geçtim, bunlar şehirli. Bizimden bir tutmayacaksın. Ne münasebet, ne bir tutması. Ben de aynı şey söylüyorum. Alıştıkları yere gitsinler de rahat edelim. Hiçbir yere gitmeyecekler. Sen de göreceksin inşallah. Özlem, gözünü seveyim. Sabah sabah. Ah, bak buraya yazıyorum Emine abla. Artık burada kalacaklar. Cümbür cemaat yaşayacağız. Vallahi bundan sonra film gibi hayatımız olacak ha. Günaydın Maya'cığım. Günaydın anneciğim. Hadi kalk da giyin sen de. Ada nerede? Bilmem. Tuvalete gitmiştir herhalde. Lütfen tavırlarınıza dikkat edin. Kadriye Hanım'ın durumu ortada. Yine tatsızlık çıkmasın. Tamam anneciğim. Sen merak etme. Bu arada Rüzgar da hala uyuyor. Sen onunla ilgilen, tamam mı? Sen nereye gidiyorsun? Ben Kadriye Hanım'ın yanına gideceğim. Ben de seninle geleyim anne. Bir geçmiş olsun demek istiyorum. Tamam benim güzel kızım. O zaman sen de giyin, beraber inelim. Allah Allah. Akşam yoktu, şimdi var. Öyle mi? He. Gece iyice bir arayayım dedim. Kesin nazı açıldı herhal. Dolabın kenarından aşağıya düşmüş. Tüh, insanların da günahını aldınız. He öyle. Bilip bilmeden konuşmayacağım. Günaydın. Hoş geldin kızım. Gel otur, kahvaltı edelim. Yok, biz kahvaltı etmeyelim. Siz nasılsınız diye merak etmiştik. Çok şükür, bugün de gördük. Ne güzel. Bilezikleri bulamamıştınız. Şimdi buldunuz mu yani? Kızlarımdan özür dilemeye cesaretin var mı? Ne diyorsun sen be? Kendi al. Ben hiç kimseyi itham etmedim. Çok geçmiş olsun teyzeciğim. Annem anlattı. Çok büyük bir şey atlatmışsınız. Sağ ol kızım. Allah razı olsun. Ama bana teyze deme. Kırılırım bak. Ben senin babaannenim. Biz aslında vedalaşmak için gelmiştik. Gitmeyin kızım. Dün yaşadığımız şeylerden sonra burada kalamayız artık.
Alo Baran. Dayı, yanlış mı aradım ben? Yok. Recep dün gece bende kaldı. Uyuyor hala. Senin aradığını görünce açtım. Ne işi var onun senin evinde? Amcamın korkusundan mı sığındı sana? Baran saçma sapan konuşma. Çocuğu dün yolda buldum, perişan halde. Amcan ağzını burnunu dağıtmış. Bana tafra yapma, vazgeçerim ha. Neden vazgeçeceğim? Recep'ten haber getirdim sana. Recep mi geldi? Yok be. Ahmet Şek sudan gelinceye kadar dövmüş onu. Kesin çolak kalır dedi. Ne? Ne diyorsun yenge sen? Duyduğumu söylüyor. Recep. Hadi gel bak, kahvaltı hazırladım. Gel ağzına iki lokma bir şey koy oğlum, olmaz böyle. Fırat abim. Sağ ol her şey için. Ben gideyim. Nereye gideceksin oğlum? Düşünmeden hareket etme. Çok düşündüm abi. Verdim ben kararımı. Ne yapacaksın? Buralarda hayat yok artık bana. Gideceğim. Nereye gideceksin oğlum? Bak halin hal değil. Bir delilik etme sakın. Abi Allah aşkına bırak beni. Bırak da gideyim. Abi bak ben bu zamana kadar sustuysam... Kendal Ağa meleğin abisidir diye. Biliyorum, saygıda kusur etmedin. Hıyarlık onda. Abi bilmiyorum. Duramam artık ben buralarda. Ben adalete güveniyorum abi. Ne adaleti? Allah'ın adaleti abi. Allah onu bildiği gibi yapacak. Sen de göreceksin inşallah. Ne olacak şimdi? Biri baksın. Fırat abiyi arasana yenge, ne olur. Al, kendin ara. Telefonum parçalanmıştı. Topladık herhalde. Kız sen ne şahir ruhluymuşsun öyle. Ne mesajlar yazmışsınız birbirinize ha? Verir misin şunu Özlem yenge? Bu konakta seni düşünen bir tek ben varım Melek. Bunu sakın unutma. Tamam, teşekkür ederim. Ver şunu hadi. Şimdi saygını hak ettin mi acaba? Ettim. İyi, aferin. Recep yok oğlum, gitti. Nereye gitti? Bilmiyorum, durduramadım. Benim geleceğimi öğrenince gitti değil mi? Hayır oğlum, senin geleceğini bilmiyordu ki. Hem ne oluyor size? Siz arkadaş değil misiniz? Değilmişiz demek ki dayı. Bunu benden saklamayacaktı. Ben ona dost dedim, güvendim. Tamam hadi, yarın konuşursunuz. Bırak o da biraz yalnız kalsın. Hayır dayı, bugün konuşacağız. Zaten canım sıkkın. Bu meseleyi bugün halledeceğiz. Karar! Thank you.
kızım.